TV100 Hacı Yakışıklı Akşener'den itiraf Erdoğan, insanüstü güçle çalışıyor. Bu hafta Osmaniye, Bahçe, Gaziantep, Nurdağ, Hatay, Defne ve İskenderun'daydım. İletişim Başkanlığı'nın desteği ve Anadolu Yayıncılar Derneği'nin organizasyonuyla bölgedeydik. Son bir haftada 120 gazeteci hep beraber bölgede depremzedelerle birebir konuştuk taleplerini dinledik. Çalışmalarıyla ve kurduğu sistemle Türkiye'ye yepyeni iletişim teknikleri kazandıran ve bunu kurumsallaştıran Profesör Doktor Fahrettin Altun hocamıza sonsuz teşekkürler ediyorum. İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'e de biz basın mensuplarını ve bölgedeki vatandaşlarımızı yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Osmaniye Valisi Erdin Çılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül ve büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin'den, Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'dan doğrudan bilgiler aldık. Devlet, millet el ele, omuz omuza daha da güçlenerek ayağa kalkacağız. Depremzedelerin çadır isteği yok. Ancak hepsi konteynerlere geçmek istiyor. Çok kısa zaman içinde çoğu konteynere geçmiş olacak. Gıda ve yakacak problemi yok. Bunları yazınca tamamen problemsiz demek istemiyorum. Çadırda kalmak bile zaten başlı başına problem. Lakin asın felaketi karşısında bunlar acil önlemlerdir. Evinde yemek hazırlamak varken aş evinden yemek almak çok mükemmel denilecek bir şey değil. Fakat evleri yıkılmış insanlar için bunlar elzemdir, acildir. Devletimizi Rabbim daima güçlü eylesin. Depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. İlde çadırsız kalan yahut gıda, yiyecek sıkıntısı olan yok. Çadır kenti de sokakları da gezdim. Ancak insanlar çadırlarda doğal olarak daha az kişiyle kalmak istiyorlar ve çadır talepleri var. Bu çadır yok anlamına gelmiyor. Enkaz altında yakınım vefat etti, hala bekliyor diyen yok. Enkaz kaldırma, kurtarma hızı diğer şehirlerle paralel yürümüş, yürüyor enkazlar 3 ay içinde büyük oranda kalkmış olacak. Hatay'da 14 vali görev yapıyor. Şehirde siyaset konuşulmuyor. Ancak birilerinin bahsettiği gibi İstanbul ve Ankara belediyeleri burada yok. Deprem bölgelerinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan evlerimizi yapıp teslim edecek, hiç şüphemiz yok diyorlar. Herkes mi öyle diyor? Yapamaz diyen bir kişiyi bile görmedim. Çadırları tek başıma gezdim. Orada yaşayanlarla baş başa ve rahat görüştüm. Yüzlerce aileyle çadır ve konteyner içerisinde sohbet ettim. Muhalefet sahada mı? Yoklar. Yoklar, yoklar. Ben durumu anlatmakla mükellefim. Gelelim şimdi siyasete. Hani şu muhalefetin ille de seçim dediği siyasete. Hani şu muhalefetin kendi kendine kriz çıkarıp deprem bölgesini unutturma noktasına getiren siyasete. Meral Akşener geçtiğimiz günlerde TV yüzde konuşarak partili cumhurbaşkanlığı meselesinin yaptığı yanlışlıklar bir insanın bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olması ne demek? Aldığım bilgiye göre öyle. Yetkilerin devredilmesi gerekirken bir kişide toplanması insan haklarına aykırı. Bir insanın böyle bir iş yapabilmesi imkansız dedi. Aslında Meral Akşener bir itirafta bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanüstü bir gayretle çalıştığını kendisi de deklare ediyor. Erdoğan'ın imkansız gibi görülen birçok işi azim ve kararlılıkla hayata geçirdiğini herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma döneminin çoğu günlerinde günlük birkaç saat uykuyla çalışıyor. Niye? Daha fazla yatması yasak mı? Deprem bölgesine defalarca gidip her yeri dolaşmaz da şöyle birkaç yere gidip dönemez mi? kendisine yedi yardımcı atayıp tüm devlet işlerini onlara havale edemez mi? Niye etmiyor? Çünkü sorumlu. Çünkü kendisini bu millete hizmet etmekle yükümlü görüyor. Çünkü varlığını bırakmış. Özel hayatını feda etmiş. Her şeyi millete hizmet olmuş. Ben yine gördüğümü ve şahit olduğumu yazıyorum. Hepimiz yazdıklarımızdan ve yazmadıklarımızdan sorumluyuz. 2051'in planını yapmış olan Erdoğan'a karşı daha ne plan yaptıklarını birbirlerinin bile bilmediği bir muhalefet. Öyle bir seçim havası istediler ki sanki 11 şehirde deprem olmamış gibi. Sessiz bir çoğunluk sabırla sandığı bekliyor. 14 Mayıs 2023'e kadar yukarı yönlü bir ivme olacak. Kimden yana? Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar Erdoğan'a güveniyor. Türkiye geneli duruma baktığımızda da 21 yıllık iktidara rağmen yıpranan tarafın muhalefet olduğunu görüyoruz. Cumhur ve Millet İttifakının an itibariyle eşit oya sahip olduğu vurgulanıyor. Önümüzdeki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyecek pek de yeni sözü kalmadı gibi. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne söyleyeceğine bakıyor. Erdoğansa hedeflerinden milim sapmıyor öncelikle ve her şeyiyle deprem bölgesini ayağa kaldırmanın planlarını yapıyor. TOG, Yerli Savunma, Karadeniz Gazı, EYT Kanunu ve şayet sayarsak bu yazının hacmini aşacak faaliyetleri sekteye uğratmadan hayata geçiriyor. Sayın Akşener'in dediği gibi bunlar bir insanın böyle bir iş yapabilmesi imkansız dedirtecek şeyler. Hülasa Recep Tayyip Erdoğan'ın millete söyleyeceği daha çok söz var. Son söz. Bu yazıyı bir enkazın kenarında yazdım. Burada insanlar devletine güveniyor. Ruhu enkaza dönmüş ve amacı insan olmayanları böyle büyük bir imtihanda hep beraber görüyoruz.''